ポーツを通じてトルコ語を学ぶシリーズ、ランナーランニングコーチパティック・プズカン4。Türkiye'de de spor daha iyi bir şekilde tanıtılmaya başlandı. Yayılıyor. Yarış sayısı artmakta. Arazi yarışları olsun, ultra yarışları olsun, özel yarışlar olsun. Bunlar artmakta. Sporcu sayısı da artıyor, yarış sayısı da artıyor. Fakat tesis sayısı artmıyor. Koşu alanı sayısı artmıyor. Koşuya uygun zemin hala bulunamıyor. Koşucular bilmeden betonda koşuyorlar. Bizim en büyük düşmanımız. Ayak, tendon, kas sağlığı açısından asla koşmamamız gereken zemin beton. İnsanlar bilmeden sahil kenarı diye hala betonda koşuyorlar maalesef ve koşu potansiyellerini yakıyorlar, israf ediyorlar, yazık ediyorlar. Bilmeden sakatlanıyorlar. Orada hızlı koşunca, orada çok koşunca beton zeminde sakatlık daha erken geliyor. Gelme ihtimali artıyor. Gelişemiyorlar. Tartan zemin artık her şehirde olması gereken bir şey. Koşucunun kendine özel bir alanı olmalı. Egzoz dumanından uzak, arabalardan uzak, huzurlu bir yerde. Böyle senin running station dediğin tarzda yerler olmalı. İnsanlar eşyalarını bırakabilmeli. Orada antrenmanı bittiği zaman bir kahve, çay içebilmeli, izotonik içecek almalı, belki bir meyve barı satın alabilmeli. Üstünü değiştirip hasta olmadan evine, işine gidebilmeli. Bu maalesef Türkiye'de sadece İstanbul'da bir yerde var. Onun dışında koca ülkede başka bir yer yok. Bisiklet kafe biraz daha var. İstanbul'da da var, Antalya'da da gördüm. İzmir'de de bir tane var. Bisiklet kafe formatı biraz daha yaygın ama o da yetersiz. Koşu konusunda koşucu sayısı çok az olduğu için koşuya uygun, koşu odaklı kafe yok. Bir tane var koca ülkede. O da yeterli değil tabii ki. Ben kendimden örnek vereyim. Maratona hazırlanırken hem motivasyonum düşmesin diye hem de kışın antrenman yaparken hasta olmamak için evimden koşacağım yere 4 kilometre mesafe ve ana yolda. Yani hiç koşmaya uygun bir yer değil. Arabaların içinde kaldırımdan koşmam lazım betonda. Sürekli durup kalkmam lazım. Ve üstüm terlediği zaman değiştirebileceğim bir yer yok. Bunun için araba satın aldım. Hiç yapacağım bir şey değil. Araba karşıtı birisiyim aslında. Evet. Elektrikli araba olabilir ama arabalar sağlıklı şeyler değiller. Kısa mesafe için kullanmamamız gerekiyor. Ama mecburi olduğu için yarışlara hazırlanmak için ben de bir araba aldım. Çok faydasını gördüm. Çünkü arabama yedek kıyafet koyuyorum. Yedek suyumu koyuyorum. Yiyecek koyuyorum. Hastalanmadan antrenmanımı yapıp eve dönebiliyorum. Yazında, kışında. Türkiye'de koşuya uygun yer sadece bazı şehirlerdeki tartan pistler oluyor. 400 metrelik evet. Track denilen yerler. Bunlar hep futbol stadının içinde oluyor. Ve Türkiye'de hala daha 2021 itibariyle futbol ana spor. Yani en çok sevilen ve onun dışındaki branşlar yok sayılıyor. Önemli değil. Dünya şampiyonu da çıkarsak önemli değil. Böyle bakılıyor maalesef. Koşunun gölgesinde kalıyor. O başarılar, o potansiyelimiz. Halbuki 85 milyon insanız. Buradan çok güçlü, başarılı sporcular çıkartabiliriz doğru yaklaşımla. Ben buradan 15 kilometre uzaktaki bir piste gittiğim zaman orada o gün futbolcular antrenman yapıyorsa bana yasak koşmak. Ama oradaki koşu pisti benim için de yapıldı. Sadece futbolcu için değil. Futbolcu çimin içinde antrenman yapıyor. Ben pistte koşacağım. Paylaşabiliriz orayı.
Ha, başıma top gelebilir koşarken. O risk olduğu için belki izin vermiyorlar. Ama koşucu yok sayılıyor maalesef. Keşke sadece koşucuya özel yerler olsa.